Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlünde taht kuran Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alaybeyli köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda gerçekten soğuk bir hava hakim. Kayseri'nin nadide ilçelerinden Talas'a bağlı Alaybeyli köyündeyiz. En uç köyündeyiz Talas'ın ve inanın bu uç köy olmasının da özelliklerini sonuna kadar yerine getiriyor. Oldukça soğuk bir hava hakim. Hem kameranın önünde hem kameranın arkasında olağanüstü hal ilan ettik ve deyim yerindeyse donuyoruz. Yanımızda da muhtarımız var. Muhtarla birlikte Alaybeyli köyünü gezmeye başlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Ama soğuk bir günde denk geldiniz. Yapacak bir şey yok, programımız böyle. Ben Ender Şahin, Alaybeyli'de doğuma büyüme, 1972 doğumluyum. Köyümüz 700 nüfusa yakın, yani 700'e yakın. Yazın bu 1000 lira falan çıkıyor. Kışın haliyle göçeli olur. Öğrenci sayımızda 78-90 bu civarda oynuyor. Peki muhtarım, geçim kaynaklarınız neler? Alaybeyli'de hayvancılık mı yapıyorsunuz, tarım mı yapıyorsunuz, ticaret mi yapıyorsunuz, yoksa bu soğukta biz evden çıkmıyoruz mu diyorsunuz? Vallahi hepsi de oluyor. Birçok vatandaşımız hayvancılıkla uğraşıyor. Birçok vatandaşımız çiftçilikle, zaten genel ağırlık çiftçilik. Ama birçok vatandaşımız da inşaatta, ticarette uğraşıyorlar yani. Kayseri'ye ve Talas'a olan uzaklığınızı da öğrenebilir miyiz? 30 kilometre. Kayseri'ye de Talas'a da 30 kilometre uzaklığımız var. Merkeze 40 kilometre yakın yani. Fazla bir uzak değil aslında ama en son köyü biziz zaten. Talas ilçemizin en son köyü olarak biziz burada. Bünyan sınırı, Tomarza sınır bize. O köylerle sınırız. Şu anda tarihi Alaybeyli Camii'nin içindeyiz. Muhtarımızla birlikte gerçekten tarihin dokusunu günümüze kadar ulaştırmayı başarmış bir cami. Sütunları görüyorsunuz, tamamı yekpare bir şekilde ağaçlardan oluşuyor ve günümüzün o yapay mimarisi kesinlikle bu camiye uğramamış. Şu anda da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tabii soğuk bir hava var, kış şartları. Bundan dolayı biraz böyle baharın devam edecek ama restorasyonun ortasına denk geldik aslında. Onu da ifade edelim. Duvarlardaki süslemeler ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini korumaya da devam ediyor. İnşallah cami restorasyonu tamamlandıktan sonra da başta Alaybeyli halkı olmak üzere Kayseri'nin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar bu tarihi camide namazlarını kılıp dualarını edebilecekler. Muhtarım, gerçekten tarihi dokusunu koruyan ve son derecede ayakta durmayı başarabilen bir caminin içindeyiz. Herhalde tarihi oldukça uzun yıllara dayanıyor, değil mi? Evet evet, aynen öyle. Esasen kuruluşu bilinmiyor da benim tahminime göre Selçuklu döneminde fethedilmişti buralar. Ondan sonra burası Türkler adına geçince kilise olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü caminin doğusundan girişi olmaz. Burası doğudan girişti. Sonradan camiye çevrilmiş bir ibadethanesi. Bütün buradaki yazılar Osmanlı dönemine ait yazılar zaten. Hiç Türkçe yok. Bizim geçmişlerimiz, dedelerimiz, atalarımız bütün burada ibadet etmişler. Tabii geç kalınmış bir proje ama çok şükür hayata geçirdik. Bu sene restorasyonu başlıyor. Brandalar falan çekildi, yağış yağmur olmasın diye, nem olmasın diye. Kısmet olursa bir yıl içerisinde ya da bir buçuk yıl içerisinde burasını ibadet edeceğiz. İnşallah bir sonraki gelmemize burada bir iki rekat namaz, bir şükür namazı şu caminin yapılmasına kılarız. İnşallah, inşallah. Ben de şöyle söylüyorum ki burada bizim Ayasofya'mız diye. Aşırı aşırı yapacağız inşallah. İnşallah. Oldukça güzel. Şöyle biraz isterseniz duvarlardaki işlemelere de değinelim. Yine sağ tarafımda oldukça büyük bir saksı görüyorsunuz. İçinde renk renk çiçekler var ve hatta sarı, mavi ve mor tonları hakim olarak kullanılmış ve tabii ki yeşilin tonları kullanılmış. Hemen onun sağ tarafına geçtiğimiz ise bir saat kulesi var. Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki saat kulesinden değil ama bu biraz daha farklı. İçinde yine Arapça rakamlar, Osmanlıca yazılar da bulunuyor ve büyük de bir nedir bu? O zamanki artık saat, normal duvar saati mi artık ne zamanınsa komutlu saat, gibi bir saat gibi bir şey değil mi? Onu da yine buraya motif olarak işlenmiş.
aslında birçok motifi caminin içerisinde görmemiz mümkün. Yani alıştığımız camilerin biraz daha dışında aslında süslü bir cami. Az evvel muhtarımın da ifade ettiği gibi kilisevari bir cami. Yani belki de kiliseymiş, sonrasında dönmüş. Tam net bir bilgi şu anda kaynaklarda yok. Oldukça da eski bir cami görüyorsunuz. Bunlar caminin sütunları. Yani bu koca yapıyı ayakta tutan, sadece burada görmüş olduğunuz sütunlar. İnşallah burada restorasyon tamamlandıktan sonra da başta Alaybeyli vatandaşları olmak üzere, Alaybeyli halkı olmak üzere Kayseri ve Türkiye'de yaşayan birçok vatandaşın hizmetine açılmış olacak. Bizler de inşallah yazın tekrar geldiğimizde bu caminin dokusunu yeniden sizlere anlatmış oluruz. Alaybeyli köyünde bulunan köy fırınının içindeyiz. Köylerin olmazsa olmazı, vazgeçilmezi tabii ki de köy fırınları. Köyde yaşayan vatandaşlar doğal ekmeğini, taze ekmeğini bu fırınlarda yapıyorlar. Köyümüzün muhtarı sadece fırını düşünmemiş. Biraz şöyle kameraman arkadaşım dönsün rica edeyim. Köy fırınında bir de soğukta üşüyen vatandaşlar için köy sobası da kurmuş buraya. Odun ateşinde burada güzelce üzerinde kestane, kebap, patates, patlıcan ne istiyorlarsa da yine aynı şekilde közleyebiliyorlar ama fırının da güzelliği bir başka oluyor. Alaybeyli köyüne gelen vatandaşlar ya da köy ekmeğinin lezzetine varmak isteyen vatandaşları buraya bekliyoruz. Aynen söylediğin gibi gayet iyi tarif ediyorsunuz. Şimdi bizim köyde zaten 5 tane böyle mahalle fırınımız var. Tekrardan sonradan bakımını tekrar yeni yapılıyor. Fayanslarlı falan belediyemiz tarafından yapıldı, düzenlendi. Bu sene yine çatılarını, onarımı falan, içinin taşları, bunlar düzenlenecek kısmet olursa 2023'te tamamlayacağız. Şimdi bu mahalle fırınlarımız 20 yıl falan oldu yapılalı. Daha önceden evde soba şeklinde yapılırdı. Ekmeklerini orada pişirirdi bayanlar. Şu an fırınlarda daha güzel oldu. Ekmek daha lezzetli oluyor. Direkt ateşte pişiyor bildiğiniz gibi. Vatandaşlar, konu komşu hamurunu yapar, getirir burada sırayla. Bir tanesi yakar, ondan sonra devam eder. Zaten sönmez, soğumaz fırın. Yok, soğumaz zaten, soğumaz. Çünkü günlük hemen hemen 2-3 aile ekmek pişiriyor burada. Buralar böyle. Gerçekten de güzel oluyor. Teşekkür ederim muhtarım. Buyurun. Alaybeyli köyünde Mışkır mevkiindeyiz ve gördüğünüz gibi tarihi bir bölgedeyiz, tarihi bir noktadayız. Geçmiş yıllarda, hatta yüzyıllarda bizlerden önce yaşayan topluluklar burada yaşamlarını devam ettirmek için, barınak ihtiyacını gidermek için işte böyle kayaların içlerine kendilerine ait evler, yaşam alanları inşa etmişler. İşte görüyorsunuz geçmiş dönemin izlerini son derece hala taze bir şekilde yaşatmaya ve korumaya da devam ediyor. Duvarlardan işte insanların elleriyle, taşlarla yontma bir şekilde inşa ettiği bu yapıları görmemiz mümkün. İşte küçük bir kapı var hemen sol tarafa doğru da döndüğünüz zaman farklı bir oda açılıyor. Fakat birazcık artık çökmelerden mi diyeyim, bizim boyumuz uzun olduğundan mı diyeyim, İçeri girmekte oldukça zorlanıyor. Normal şartlarda, günümüz şartlarıyla yaşayan bir insan içeri girdikten sonra eğilmesi, bazı yerlerde de hatta sürünmesi gerekiyor. Öyle değil mi muhtarım? Aynen öyle. Biz burada zaten çocukken gelirdik ama daha önceden ufak olduğumuzdan, o zaman el feneri vardı. Bazı bölgelere giremiyorduk. Burası bayağı gidiliyor yani. 3 kat iniliyor aşağıya. Diğer taraftan da var aynı öylesine. Buranın sonuna varamadık. Ama kısmet olursa Mustafa Yalçın Başkan'ın da zaten bilgisi dahilinde burasında yazın tekrar bir çalışma yapılacak. Restora gibi bir gezilip görülecek. Olur mu olmaz mı, hayata geçirir mi? Bakacağız inşallah. İçeri burası daha girecek misiniz? Tabii girilecek içerisi. Benim merak ettiğim o zaten. Çünkü eskiler anlatırdı. Dedelerimiz mesela, onlar da gençken biraz daha tabii derli topluydu. Böyle biraz daha tahrip olmuş değildi. 3 kat aşağı iniliyor. Su sesinin geldiğini söylüyorlar ama korkudan gidemiyorlar. O zamanlar çırayla falan gelmişti, sönüyormuş dışarı. Rüzgar geliyor, sönüyor diyor. Burası aslında kapalı bir bölge. Gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz inşallah. Kısmet olursa
bu sene 2023'te bir çalışma olacak burada. Şunu da ifade edelim. Tabii her doğal güzelliğin yanında, her tarihi eserin yanında aşağı yukarı söylemeye çalışıyoruz. Korumamız gerektiğini, kollamamız gerektiğini. Hemen yanı başımızda maalesef bu alanda definicilerin uğrak noktası olmuş ve maalesef yasa dışı yollarla bir takım hayaller peşine düşen insanlar yine tarihimizi tahrip etmişler, tarihimizi ziyan etme çabasına girmişler. Yani bu kadar kendi zevklerimizin, kendi dünyevi ve menfaatlerimizin peşine düşmemeliyiz. Burası bir tarih. Devletimiz, yetkililer, burada yaşayan vatandaşlar buraları korumaya çalışıyor, kollamaya çalışıyor ve az önce muhtarımın da söylediği gibi dedem bana anlatırdı diyor. Muhtarım kendi çocuklarına neden anlatmasın? Bu tip yerleri torunlarımıza miras olarak neden bırakmayalım? Torunlarımız da kendi torunlarına tarih olarak neden bırakmasın? Bu soruları tabii ki kendimize ve çevremize, insanlığa sormamız gerekiyor. Geldiğimiz noktada gerçekten tahrip edilmiş bir yer görüyoruz aslında. Bir tarafta doğal güzellik ya da tarihi eser korunmaya çalışılsa da maalesef bir tarafta tahribatın izlerini de burada bulmamız ve görmemiz mümkün. Lütfen ama lütfen kendi menfaatlerimiz için, kendi dünyevi zevklerimiz uğruna tarihi eserlere zarar vermeyelim, tahrip etmeyelim. Bir takım hayaller uğruna da definenin peşine bu tip yerlerde kesinlikle düşmeyelim. Şu anda da Alaybeyli köyünde mesire alanındayız. Oldukça soğuk bir hava var. Burnumdan ve ağzımdan çıkan dumandan da anlayacağınız üzere, hatta kulaklarımı da hissetmiyorum, onu da söyleyebiliriz. Oldukça soğuk bir hava var. Bulunduğumuz alan bir mesire alanı. Yaz aylarında özellikle köyde yaşayan ve yurt dışında, şehir dışında, köy dışında yaşayıp da gurbetçi olarak köye gelen vatandaşlarımızın uğrak noktası diyebiliriz. Efendim arkamızda da göleti görüyorsunuz. Göl buz tutmuş durumda. Muhtarım bir taş atar mısın? Şu buzun kalınlığını şöyle hep birlikte görelim, yaşayalım. İşte oldukça büyük bir taşı attık ve olduğu yere de saplandı. Altta bir buz tabakası, üstte ise kar tabakası hakim. Gerçekten ellerim dışarıda zor duruyor. Alaybeyli köyünün en soğuk günlerinden birini tercih etmişiz herhalde program çekimi için, değil mi? Aynen öyle. Çünkü bugün 15 Mart. Tarihini de belirleyelim de 15 Mart'ta -20 dereceydi gece soğuk. Gerçekten biraz ileriki tarihlerde olmuş olsaydı daha muhteşem görürdü. Ama ne yapalım, kısmet bu güneymiş. Biz şu an neredeyiz muhtarım? Mesire alanı ve göletle ilgili neler söylersin? Ben de şöyle biraz ellerimi şey yapayım, yoksa mikrofonu tutmakta bile zorlanıyorum inan. Biraz alışman lazım soğuğa. Evet. Şimdi biz Alaybeyli'nin meşhur Mışkır bölgesi dediğimiz tarihi bir bölge burası. Burası gerçekten yazın çok muhteşem oluyor. Geç kalındı ama bu da benim hayalimdi. Burasını ufak bir göletle başladık zaten. Hayvan sulamak için, affedersin. Onunla başladık. Proje hoşumuza gitti. Biz buraya mesire alanı yapalım diye gayret ettik. Şükür onu da başardık yani. Belediyemizle birlikte burasını hayata geçirdik. 3000 metrekare göletimiz oldu. İleride yine 2000 metrekare tekrardan hayvan sulama yeri oraya taşıdık. Orada da su var. Tabanda su var burada. Tabanda su var. Artı ileriden 500 metrelerden sondaj kuyularından artizan yapan su vardı. Onu da getirdik buraya, tahliye yaptık. Suyumuz eksik olmuyor. Evet. Çok kuraklık gittiği zaman suyumuz gidiyor tabii ki. Baktığımız zaman göletin yanına da şöyle göstersin kameraman arkadaşım, banklarla birlikte süslenmiş ve gölün yanında da aslında yazın gerçekten vatandaşlara güzel bir seyir zevki sunacaksınız. Şimdi kısmet olursa yazın inşallah tekrar sizi davet edeyim buraya. İşimiz tamamıyla bitsin. Sıcak bir havada davet edin. Evet evet. Sizi yine davet edeceğim çünkü daha burası tamamıyla bitmedi. Burası karşı taraf, gördüğünüz kayalıklar falan, bu taşlar temizlenecek. Oraları komple seyir haline getireceğiz. Banklar falan gelecek. Kamelyalar yapılacak. Şömineler yapılacak. Burası zaten mera otu da ekildi buraya. Ondan sonra daha çok işimiz var burada. Kısmet olursa bayramın 3. günü burada belediyemizle birlikte bir şölen düzenleyeceğiz. Vatandaşla buluşma olacak burada. Şu anda da arkamızda gördüğünüz gibi bir kale burcu var. Tarihi bir kalenin burcu. Geçmiş dönemde yaşayan uygarlıklar buraya bir kale inşa etmişler ve 2022 yılına geldiğimizde de tabii ki kale zamanı yıllar evvelinde yenik düşmüş. Yalnızca ufak bir parçası ayakta kalmış kalenin bir burcu, ama şu burçtan da kalenin ne kadar büyük, ne kadar devasa bir yapı olduğunu herhalde anlamamız için yeterli, öyle değil mi muhtarım? Aynen öyle. Biz çocukken, yine söyleyeyim de, gelirdik biz buraya. Daha önce yerli mal haftası düzenlediğimizde mesela bu burçlarda
3'er metre falan vardı. Diğer taraflar 2'şer metre yüksekliğindeydi. Tabii tahrip, defineciler falan böyle bu şekilde tahrip ettiler. Kendiliğinden de yıkıldığı oldu. Bu kalenin uzunluğu ne kadardır? Bu kalenin tamam genişliği 6000 metrekare genişliği var, yukarı üst tepesi. Kısmet doğru yazın gelirseniz yine çıkarız üzerine. Genişliği de hemen hemen 500-600 metre falan var. Peki burçların uzunluğu eskiden daha mı yüksekti? Burçlar çok yüksekti dediler. Dedem anlatırdı rahmetli. Kuşlar biz çıkamazdık dedi merdivenden. Merdivenle çıkılıyormuştu. Merdiven varmıştı burçlarda. Çıkamazdık dedi. Kuşlar falan hep bütün konardı dedi. Yüksekti dedi yani. İleriki taraf o göletin olduğu bölgeden daha yüksek gözüküyor. Yani 25-30 metre falan vardı oradan yüksekliği. Ama yıkılmış. Yapacak bir şey yok. Yıllara yenik düşmüş. Maalesef o zamandan aşağı yukarı 100 sene önce, bak 100 sene önceki bu tarihe sahip çıkılsaydı şu an ayaktaydı burası. Bu gördüğün arazideki bütün arazi taşları, tarla sınırlığındaki çekili taşlar buranın taşları. Artı bu köye ilerideki Akbescit, Elbaşı, bu köyler yakın olduğundan anlatırlar o zamanki işte muhtarlarımız falan burada satmışlar taşlarını yani. Anlatılan bu. Yazık olmuş. Çok üzücü. Oysa burası bir ne bileyim ya saklı bahçe gibi yani. Gizli, gizemli bir bölge. Fizik yapısı muhteşem. Yani buranın tepe tarafı iki tarafa da gelmediğin zaman buranın ne olduğunu göremezsin. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve çelikten keskin soğuğuyla Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Alaybeyli köyünden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.